arabalar. Biz sizi önden bekliyorduk ama. Orada arkadaşlarım bekliyor, o yüzden oradayım. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Çok şükür her şey yolunda. Ne güzel. Evet. O zaman görüşürüz. Bir an böyle kaldık. Diziyi soralım, dizi nasıl gidiyor? Tuzak dizisi, çok güzel giden bir dizi var. Evet. Final alma kararı açıklandı. Birinci ağızdan sizden duyalım. Devam ediyor. Çok keyifli bir set. Biz çok memnunuz. İnşallah yazı kadar devam edecek. Öyle. Bu akşam da OCM geldik. Öyle arkadaşlar yani. Bu karar neden çıktı? Ya da bu tarz bir haber neden çıktı diziyle ilgili? Onu ben bilemem tabii ki. Ama biz devam ediyoruz. Ben bunu diyorum. Dizimiz de çok güzel gidiyor. Biz de çok keyifli. Maşallah diyelim o zaman. Geçtiğimiz bir yılı değerlendirecek olursak nasıl geçti sizin için? Çok güzel geçti. Tabii ki iyiliği, bir sürü şey yaşadık ama genel olarak güzeldi. Ben zaten çok pozitif bir insan olduğum için her şeyi böyle pozitif yapıyorum. Benim için çok güzeldi. Peki yeni yıldan dilekleriniz nelerdir ben sonu? Yeni yıldan da daha güzel bir sene diliyorum. İnşallah böyle sağlık, mutluluk, başarı, bereket hepsinin bir arada olduğu güzel bir yıl diliyorum hepiniz için. Çok teşekkürler. Peki bir şey söyleyeceğim efendim. Ön tarafta çocukların olması yasak değil mi? Hatta ben onu... Emniyet kemerleri. Birine mi benzettiniz yoksa ne? Onların bir ismi vardır birine mutlaka. Birine benzettim. Benim bir tane köpeğim var, Bruno. Evet. Aynısı. Ona benzettik. O yüzden Bruno'yu temsil ediyor kendileri. Diğeri? İkisi mi? Aynen. Birincisi kırmızı, birincisi mavi, o yüzden. Yok, ikisi de Bruno bizim için. Hakan Bey'in hediyesi falan mı? Evet, aynen. Öyle. Onlar orada. Emniyet kemerleri takılı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet, Tolga'cığım. Teşekkür ederim. Gel, devam et. Gel abla. Devam et abi. Sen, ben sana dair olacağım. Senin üstünden devam edin Tolga'cığım. Uzun süredir göremiyoruz sizi yan yana. Kaçmayın diyoruz. Tolga'cığım söyledim. Karşılaşmadık aslında. Bize para vereceğim. Sizle karşılaşmadık. Evet efendim, bu aşkın ilk görüntülerin çekilmesi olarak öyle soruyorum. Mi? Nasıl gidiyor? İyi, çok güzel, yolunda her şey. Böyle, şimdi ben de dinlemiyorum, bir süredir daha sık görüşebiliyoruz. Şu an işte senaryoda yeni sezon hazırlıyoruz vesaire. Öyle geçiyor günlerden, biraz da dinlenmece var. Yıl sonuna doğru böyle bir fırsat oldu. Bunu değerlendiriyoruz ama yıl sonuna kadar. Evet, yakın zamanda herhalde döneceğim ben, böyle görünüyor. Dediğim gibi şu anda işte biraz daha son zamanları dinlenerek geçiyor. İşte daha sık görüşürüz üzerinde. Öncelikle projelere bakarken artık birine daha çok dikkat ediyoruz. Çünkü devam eden diziler var, projeler var. Girip başlayıp ayrılan, veda eden diziler var. Bu açıdan baktığımızda artık daha böyle detaycı var. Ben zaten her zaman bu mesleğe başladığımdan beri kendi içmesinden şeyleri seyirciye anlatma tarafındayım. Yani işin stratejik boyutundan ziyade daha çok benim içmesim. Ben içimle eğlenebiliyor muyum, seviyor muyum? Okuduğum şeyden, okuduğum şey beni heyecanlandırıyor. Daha çok o kısmına bakıyorum. O yüzden çok zor olmuyor benim için. Öyle çok heyecanlandıran şeylerde karşılaşmak, yani her önüme gelende heyecanlandırıyor beni. O yüzden zaten karşıma çıktığımda neyi sevim bilmiş oluyor, neyi sevim biliyor oluyor. Peki televizyon, dijital veya sinema, şu an mesela gelen tepkiler arasında sıcak baktığınız adam ne falan? Ya öyle bir şey yok. Ayrım yapmıyor bu konuyla alakalı. Önemli olan senaryo, hikaye. Nereye anlatacağını, nasıl anlatacağını zaten okuduğum zaman dediğim gibi içime sindiğinde zaten yatmam çok önemli. Tabii ki çalışma şartları ve süresi açısından farklılık gösteremiyor. Eğer programda bir sıkışıklık yoksa uzun vadeli televizyona da anlatmayı seviyorum. Yani. Siz neler söylüyorsunuz efendim? Ya beraberlik hakkında. Beraberlik hakkında iyi gidiyor. Evet, daha fazla vakit geçirme fırsatı bulduk. Hatta şu anda da yurt dışından geldik. Bu şekilde katılıyoruz. Ama projelerinden de her zaman keyif aldığım için meslekçisiyim. Kaç gün yurt dışında beraber çalışması geçti? 1-3-4 günlüğüne yurt dışındaydık. Evet, bir fırsat bulmuş gibi. Hava değişikliği yaptık. Birkaç amak yaptık. Yani. Yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yıldan beklentileriniz, mesajlarınız nedir acaba? Sağ olun. tabii ki yani. Sağ olun. Bir yıl olsun. Umarım her şey biraz daha iyiye gitsin herkes için.
yıl aynı şey diyorum. Umarım bir yıldan her yıldan daha derin bir yıl olsun. Çok güzel. Vallahi çok güzel söyledi. Umarım herkes için, herkesin beklentisini karşılayan çok son derece teşekkür ederim. Peki biz de sizin için daha güzel haberler bekliyoruz diyorum. Dileyelim de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olay teşekkür ederim. Yıllar. Bir kamerayı ilk veren ben bilmesin o zaman bir başı mesajı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben fotoğraf alabilirim. Başka çıktım. Ben geçeyim size. Sağ olun. Efendim, köyden miyim sizi? Neden? Efendim, beraber alalım. Sizin, biz sizi ayırmayalım. Kuruldun mu? Tamam. Kayda basarsın değil mi biraz? Diren, Diren alalım. Diren alalım. Diren alalım. Fotoğraf alabilirim. Merhaba. Böyle alayım mı? Bastın mı adam? Tamam. Tamam sen başla. Evet. Hoş geldiniz. Sesiniz iyisiniz. Çok, çok güzel gördük sizleri. Siyahı seviyoruz. Evet fazla, çok seviyoruz. Çok fazla değil yani. Kaç tane adam var burada siyah kıyafet var? Benim kolumun arasından çok siyah. Nereden gidiyorsun? Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Sizler yaptınız? İyiyim. Dinleniyorum. Ailemle zaman geçiriyorum. Oyun var. Bizde sonlarına doğru böyle şey dinleme fırsatı var. Evet. Nasıl geçtirdik sizin için? Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Dolu bir postu geç. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kadar. Yeni yıl mesajınızı da alalım, böyle gönderelim size. Yok şu an. Biraz daha düşüneyim ben. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler, çok sağ olun. İyi eğlenceler, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sıkılmış olma efendim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız efendim, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, teşekkür ederim. Çalışıyoruz. Koşturuyoruz. Aynen devam yani. Yoğun ve... Yoğun. Burası benim aslında çalıştığım yer. Evet. Okan'ın memuruyum. Dada'da ayda 2-3 defa en az şey yapıyoruz, konser yapıyoruz. Güzel de geçiyor çok. Bu akşam ilk defa izleyici olarak izleyeyim. Başarılı dizimizin ve OGM'nin diğer başarılı projelerin kutlama gecesi. Yeni yıl gecesi. Son dönemlerde böyle daha çok sahnelerde oluyorsunuz. Evet. Yani şöyle, ben çok gece işi yapmıyordum. Ondan sonra bu sezon başında çok yoğun bir şekilde talep gelince ben de girdim. Bir de bu sıralar çok fazla şey yapıyorum esasında. Gece işlerinden ziyade yılbaşı yaklaştığı için özel geceler var. Özel konserler yapıyoruz. Bir de iki yer var. Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Bir Boğaz var. Kuruçeşme'de. Bir de burası var Dada. Ayda ikişer ikişer ya da birer ikişer neyse duruma göre müsait olduğumuz sürece bu dükkanları çok seviyorum. Buralarda canlı müzik yapması güzel bir şey. Peki şarkıcılığın haricinde diğer şekilde sahnelerde olmak nasıl bir şey? Hangisi daha zor? İkisi de değil. İkisi de zor değil. Artık 22 sürse de oldu. Dolayısıyla benim için artık zor diyemem. İkisi de çok keyifli, onu söyleyebilirim. Ve benim vazgeçemeyeceğim iki bacağım gibi. Bir tane oyunculuk var, bir de şarkıcılık var. Ondan sonra dolayısıyla ömrümün sonuna kadar da bu işini yapmaya devam edeceğim. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bir yıl sizin için nasıl geçti? Çok iyi geçti. Bu yoğun tempoda çocuklara vakit ayırabiliyor musunuz? Tabii. Ben ona özellikle fırsat buluyoruz, yaratıyoruz. Çocuklarla vakit geçirmek için. Zaten büyüyorlar. Çok yakında, çok zannetmiyorum bizimle takılmaktan çok hoşlanacaklarını. Yani şimdiden falan demeye başladılar çünkü. Yani bir tanesi zaten 13 oldu. Bunu 11'e yaklaştı. İşte 15'ten sonra yavaş yavaş arkadaşlarıyla. Her hafta belirli bir gününüz var mıdır?
buluşma gününüz, şöyle, o güne iş koymadığınız? Hayır ama hafta sonları benimle oluyorlar çocuklar. Hafta içi annelerin evinden okula gitmeye alışırlar. Dolayısıyla oradan okula gidiyorlar. Hafta sonu cumadan itibaren pazar akşamına kadar, bazen pazartesiye kadar bende oluyorlar. Ama tabii dizi özellikle ve iş olduğu sürece, eğer benim çok yoğun bir şeyim varsa, günüm varsa, o zaman annelerimden rica ediyorum, eğer onlar müsaitse onunla vakit geçiriyorlar. Ama yok, 1-2 saatlik bir işim varsa o zaman zaten problem. Hocam, onlar için görüşünü geçirmek, çıkmadığınız sahne veya dinlediğiniz için... Tabii oldu, olmaz mı? Çok çok oldu değil mi? Yani özellikle daha küçükken onlar çok şeyi durdurdum hayatımda değil mi? Bir yıl mesajı alalım efendim sizden. Yeni yıl inşallah ilk önce Türkiye'mize, sonra bütün dünyaya huzur getirsin istiyorum. Çünkü herhalde bu sorular en önemli sorunlardan bir tanesi. Sağlık ve huzur aslında birbiriyle bağlantılı. İnşallah geçen 2 yıl yaşadığımız gibi, 2,5 yıl yaşadığımız gibi bir salgın ya da benzeri bir durumla karşılaşmayız. Çünkü bahsediliyor da. Önümüzdeki yıllardır böyle enteresan şeylere gebe olduğu konuşuluyor. Bu tabii aynı zamanda huzuru da engelliyor, etkiliyor daha doğrusu. Ekonomik durumu da etkiliyor. İnşallah daha huzurlu, daha sakin, daha... Biraz ben de gençlik yıllarını geçtiğim için daha huzurlu bir hayat istiyorum. Daha dingin bir hayat. Onun için de bunu istiyorum açıkçası, bunu dilemek istiyorum. Bütün dediğim gibi ilk önce Türkiye'mize, sonra da dünyaya sağlık ve huzur diliyorum. Bu mesajı 10 sene önce istesek izle mi? Eğlence mi? Eğlenmeyi hala seviyoruz. Peki. Görüşürüz. Teşekkürler, sağ olun. Kanka geri gelsene. Pardon. Pardon, buradayız. Teşekkürler. Açtın mı bunu? Açık açık. Açık açık. Tamam. Çok güzel. Merhaba. Sağolsun. Yeni yıla sonuna doğru kliniğler devam ediyor. Mikrofon aldım abi. Merak etme. İşte bugün bizim kendi konusunu bir düzenlemiş olduk. Sağolsun. Güzel bir şey düşünmüşler. Biz de icabet etmek düşündük. Bugün buradayız. Güzel bir aşık düşüneceğiz. Genelde çalışarak geçti ama nasıl geçti bu sizin için? Yani gerçekten yoğun bir sezondu ve hala doğru düzgün devam ediyoruz. Yoğunluk da aynı şekilde devam ediyor. Çalışmaya devam. Bugün sadece kısa bir mola. Yarından itibaren yine devam edeceğiz. Çok iyi, çok başarılı bir projede devam ediyoruz. Projeyle ilgili, başarıyla ilgili ne söylersiniz? Yani artık 3. sezondayız. Projemizde gayet güzel bir şekilde gidiyor. Bu haftadan sonraki bölümleri biraz daha dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sürprizler mi yoksa ters köşe? Çok sürpriz var. Onu izleyince zaten biz göreceğiz. Acaba şey mi? Şimdi senaryoda falan değişiklikler. Şimdi de bir tutku da bir şey söyleyemem. İzleyince göreceğiz. Yeni yıl yaklaşıyor. Nasıl? Yılbaşı neler yapacağız? Var mıdır bir planımız? Yani yılbaşında aslında şu an set devam ediyor. Biz de şu anda henüz bilmiyoruz boşluğumuzu ama tabii ki bir haftalık bir boşluğumuz olursa bunu güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dinlenmek lazım. Malum bundan sonra da set yoğun bir şekilde devam edecek. Tazelemek lazım. Yeni yılın bir mesajımız var mıdır? Neler dilersiniz? Yeni yılın bu zamana kadarki bizi ne kadar güzellik getiriyorsa en az onun kadar güzellik getirmesini diliyorum. Öncelikle sağlık diliyorum. Çünkü gerçekten geride sağlıkla uğraştığımız birçok yıl bıraktık. Yani yeni yılda önce sağlık diliyorum. Ondan sonra isteyene aşk diliyorum. Bol iş diliyorum. Çünkü bir sürü dizi başlıyor, bir sürü emek var. Herkesin emeklerinin karşılığını bulmasını istiyorum. Umarım herkesin gönlünce geçirdiği bir yıl, yeni bir yıl olur. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Buyurun. Kapı olan? Kamil!
daha sonra alacakmış efendim. Peki. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Güzel. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, çok güzel bir geziye geldik. Önce gezi hakkında neler söyleyeceksiniz onlara? Valla bilmiyorum, bize de sürpriz. sağ olsunlar, güzel bir gezi düşünüyoruz. Öyle, buradayız. Yıl bitmedi. Evet. Yılın sonuna doğru yaklaştık. Bir değerlendirme yaparsak nasıl bir yerde kaldı? Hem sizin hem de sizin için. Ne için? Önce sizin için diyorum, sonra sizin için. Beraberinizle nasıl bir yerde kalıyor? Yani yoğun tabii ki sizin de takip ettiğiniz kadar yoğun bir süreç yerde kaldı benim için. Nasıl geçtiği anlamadan. Evet, aynen öyle. Hem çok hızlı hem dolu dolu geçti. Böyle tabii karışık yani. İşler, güçler, evet, bir yandan doğru, evlilik hepsi bir arada. Ama inşallah hep böyle güzelliklerle dolu geçsin. Herkes için güzellikler. Biraz yoğun, biraz da sürprizli ve güzel gelişmelerle mi geçti? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle geçti. Peki, yeni yıl için neleri düşünüyorsunuz? Planlamanız var mı? Dilekleriniz neler? Dileklerim mi? Önce inşallah huzur dolu bir yaşam diliyorum herkese. Öncelikle sağlık. Böyle klasik olacak ama gerçekten böyle. Sağlık, mutluluk, huzur. Sevgi dolu bir yıl diliyorum herkese. Güzel işlerin olduğu, güzelliklerin olduğu, herkesin birbirine sevgi ve saygı duyduğu bir yıl olsun diliyorum. Hayırlı olsun diyoruz bir de. Selam, başa duyuyoruz, tutamıyorsan. Evet. Neler bekliyor bizi? Evet, beni de neler bekliyor bilmiyorum şu anda. İşte başladığı çekimler sonunda. Hep beraber göreceğiz. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Bir şey söylememiş, güzel olsun. Ama çekimler başladı. Tamam, dur daha hiçbir şey yayınlanmadı. Henüz ne bir teaser var, ne bir, hiçbir şey yok henüz. Tom Ryder, Garrett Emin. Dandandama ben. Öyle izleyeceksiniz beni. Biraz değişiklik olsun size. Bakalım ya, sürpriz olsun. Peki, fazla bir şey söyleyeyim. Kapalı çarşının damlarında görebiliriz. Evet, görebilirsin. Yani. Peki, yani bizi mi bildiğiniz kadarıyla? Ondan bahsettiğiniz gibi nasıl bir size canlı söylediğini... Komedi değil. Öyle söyleyeyim. Aksiyon var. Aksiyon yok. Projeleri değerlendirirken nelere dikkat edersiniz peki? Virgüllere. Noktalara. Noktalama işaretlerine. Yok hani bazı oyuncular benimsiyor. Hani oyuncunun evet, karakterin... Evet. Üstüne oturup evet, oturmadığına evet. Dikkat ediyorsun. Tabii ki hikaye öncelikle. Yani biz bir hikaye anlatıyoruz. Dolayısıyla öncelikle hikayeyi çok sevmem gerekiyor. Anlattığımız şeyi sevmem gerekiyor. Öncelikle o. Sonra oynadığım karakterle o bağ kurmam gerekiyor. Yani öyle şurayı bir attırması gerekiyor okuduğum şeyin. Biraz öyle bir durum. Son kararı peki kendiniz mi verirsiniz evet. Yoksa birilerine danışırsınız? Yok. Eşinize danışırsınız. Ona danışırsınız. Birilerine danışırsınız. Noktalama işaretlerinden o sorumlu. Yok tabii ki öyle. Tabii ki ona da soruyorum. Ama son kararı genelde isterimle ben karar veriyorum. Efendim sizin de yeni bir mesajınızı alalım. Çok fazla tuttum sizi. Yeni yılda herkese bir öncekinden daha güzel günler ve daha güzel şanslar getirsin. Güzel mutlu. Dolu ve sağlıklı bir yıl yaşarız. 2023. Bu yıl evlilik getirdi. Sonraki yıl da inşallah. Artık konunun nerelere geleceği belli oldu. Allah Allah. Anne, baba, baba. Görüşürüz. Çıktı abi. Evet. Mesut. Mesut beni gözlerim mi? Abi gör bir dakika. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Fahri Hanım, maşallah bayağı büyümüş karnınız. Evet. Nasıl geçiyor hamilelik? Çok az kaldı artık. İyi geçiyor, güzel. Sağlığımız yerinde. İyi, her şey yolunda. İsmi belli oldu mu? Ay. Olmuş. Ya, zor sorulara başladık. Evet. Yani tam netleştirmedik daha ama böyle iki isim arasında aslında biraz gidip geliyoruz. Ona karar vermek istiyoruz açıkçası. Biraz daha bekleyeceğiz.
Kara alıştı mı peki? Anlattığınız mı? Alıştı, nasıl? Söyledik tabii artık hani zamanda yaklaştığı için. Söyledik ki o gayet güzel karşılıyor. Şu ya. An şimdi bekliyoruz. Şey, şu an aslında. Gayet heyecanlı. Şu an şey. Çok merak ediyor. Tabii o biraz şey bekliyor. Kendine arkadaş bekliyor. O yüzden gelsin artık diyor. Başarmalar falan oluyor mu peki? Yok yok. Olmuyor. Yani onlar zaten biraz şey hurafe olacak. Çok öyle bir şey değil. Dediklerinde işgeleri dikkat ediyor musunuz peki bu süreçte? Yani tabii hani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama hani o kadar öyle çok aşırı dikkat ettiğim bir şey de yok. Gerektiği kadar. Aynen. Siz neler yapıyorsunuz peki Burak Bey? Katar'daydınız. Dünya Kupası maçını izlediniz. Evet ya dizi zaten program olarak bayağı yoğundu. Dünya Kupası'nda bir organizasyon vardı. Oraya gittik. Portekiz maçına gittiniz galiba. Ronaldo hayranı olduğunuzu biliyoruz. Aslında evet ya ben Ronaldo'ya çok hayranım. O maça gitmek istedik ama programımdan dolayı aksadı. Ben ona yetişemedim. Diğer maça gitmek zorunda kaldım. Ama iyi ki de gitmemişim ya. Ben çünkü Ronaldo'yu çok sevdiğim için. Yani onun o halini görmek istemezdim açıkçası. Bayağı ağladı falan. Evet ya ben de açıkçası çok üzüldüm. Çok hırslı. Çünkü onun motivasyonunu çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. O yüzden çok üzücü oldu yani için. Öyle görmek istemezdim açıkçası. Karan neler yapıyor peki? Büyüyor, büyürken neler değişiyor? Evet. Maşallah bak. Eve gelin ben evde size onu yapayım. Olmaya başladı. Çok tatlı oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi ya, keyfi yerinde oldu yani. O da şu an bizim gibi merakla bekliyor açıkçası. Aynen. Aslında biraz tabii, süreç o. Kar küresi kırılmış galiba, çok sevdiği. Onu paylaşmıştınız. Ya evet. Bulan varsa son dönemdeki diye gündemimiz. Evet. Çok üzüldü ona. Ya kardeşiyle paylaşmak istediği bir şey. Tam onun hayalini kurarken üzerine kırıldı. Yani çok şey oldu. Onun tarihsiz bir şey oldu yani onun için. O yüzden öyle peşine düştük o kar küresinin ama. İlla onu istiyoruz. Evet, sosyal medyada bildiğin ilan verdiniz siz de. Evet yani çok normalde peşine düşeceğimiz bir şey değil ama o kadar mi şey oldu ki tam böyle hani ben bunu kardeşimle ona hediye edeceğim, paylaşacağım derken böyle bir 10 dakika üzerine kırılınca şey oldu, yıkıldık yani. Yıkıldı daha doğrusu. İlla olacak ya. İlla o yüzden olacak ya, öyle bir manevi değeri olduğu için koydum. Yoksa hani kar küresinin çok bir önemi yok ama öyle bir maneviyat olduğu için. Ama bulduk yani. Sonunda. Bulduk kendisini bulduk. Burak Bey bizi çekti. Hatta isminizi özel plaka yeni aldınız galiba. Hayırlı olsun diyelim. Doğum mu ismi yoksa? Burak Bey bu ikinci hediyesi bildiğimiz kadar. Nasıl da bir ne oluyor? Şöyle bir şey Allah. Biz sayıyoruz efendim hediyeleri. Burak Bey bu arada Kevin Spacey fotoğrafı paylaştınız. O da çok konuşuldu. Daha sonradan sildiğiniz hassas bir durum olarak. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Açıkçası bütün gündemi takip edemiyoruz yani. Evet. Bilmediğim bir konuydu. Biz oraya başka bir organizasyona gittik. Orada bir karşılaştık. Öyle bir dakika, iki dakika normal Türk dizileri üzerine bir sohbet oldu aslında. Ben de normal fotoğrafı paylaştım ama tabii detaylarını ben sonradan öğrendim. Açıkçası bilmiyorum. Siz detayları öğrendikten sonra silmeye gereksinimi hissettiniz sanırım. Hassas davranmış. Tabii ki yani. Ama konuyla ilgili çok bir hakimiyetim yoktu açıkçası. Zaten başka bir şey için gitmiştim. Peki doğum İstanbul'da mı olacak, Türkiye'de mi olacak? Tabii. Yok, onu şehirde düşünüyoruz. Başka bir daha. Yeni ilakası, yeni planlarınız var mı? Tatile gidecek misiniz, burada mısınız? Evet, tatile gidemeyiz. Tatile gidemeyiz çünkü biz şu anda çok yoğunuz bu anlamda. Ben zaten çalışıyorum. Bir süre, bir dakika. 2022 nasıl geçti sizin için? Biraz özetleyebilirsek. Zaten yarısından fazlası var. Ya biz evet ya bu bütün pandemi süreci derken onun üzerine bu sene de biraz bir karışık çok da şeydi. Ama şu çocuklarla yani Karan'la işte ağırlıklı olarak onun da hamilelik falan derken açıkçası hani benim birazcık böyle çocuk odaklı aynen, yarısı geçti. Yarısı dizi yarısı çocuk odaklı. Aynen öyle araya bir sadece iş almış oldum ama hani. Yok öyle. Siz ikinci kez anne olacaksınız. Yine bir heyecan var. İkini de atlatmışsınızdır diye düşünüyoruz ama. Tabii. Bir heyecan var mı tekrardan? Şişmiş ya. Olmaz evet mı? Yine de var. Yani ilki tabii ilki kadar değil. Daha hazırlıklısın ama yine de var. Var. Çok daha tecrübelisin ama heyecan olarak olmamak yine her şey sürü baştan. Allah isteyen herkese nasip amin etsin. Çok amin inşallah. Doğru. Sağlıklı. Efendim, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Fotoğraf alabilir miyim rica etsem? Teşekkür ederim.
akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Aynen, evet. Nasılsınız? Evet. Hakkın yenedir ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin. Evet Murat Bey, nasılsınız akşamlar? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Çok güzel bir geceydi. Evet. Bayağı eğlendiniz içeride. Aynen. Neler söylemek istersiniz? Valla güzel bir geceydi. OGM'nin gecesi. Melike Şahin çıktı. Çok güzel bir konser yaptı. Biz de eğlendik arkadaşlarımızla. Senenin yorgunluğunu attık diyelim. Peki 2022'yi değerlendirecek olursanız bir yılı da geride bırakacağız haliyle. Sizin için nasıl geçti? Valla 2022 yoğun geçti. Bayağı çok bir projede çalıştık. De bulundunuz. Evet, bulunduk. Şu an bir albüm hazırlığındayım. Yeni sezon çekilecek Zeytin Ağacı'nın yazın. Onun hazırlıkları devam ediyor. Yoğun ama güzel bir sene geçirdik diyebilirim. Allah nazar değdirmesin inşallah. İnşallah diyelim. Zeytin Ağacı da demişken geçtiğimiz günlerde bir story atmıştınız. Altın Kelebek'le ilgili bir gönderme yapmıştınız. Ödül verilmedi diye diziye. İnternet yılının internet gönderme gibi değil o. Çünkü çok böyle hayranlarımız sağ olsunlar yazmışlar. Hani siz hak ediyordunuz, siz hak ediyordunuz. Bizim en büyük ödülümüzü siz verdiniz dedim. Aslında bir gönderme yoktu. Yoksa her proje kendince çok değerli. Ödül alan proje de değerli bir proje. Ben sadece mesaj atan hayranlarımıza hitaben, onlara cevabım bir şey yazdım. Yoksa kimseye bir gönderme yapma gibi bir niyetim asla olamaz. Peki son olarak hayranlarınızın da çok merak konusu oldu bu durum. Ayça Hanım'la birlikteliğiniz var mı? Devam ediyor mu? Ayça Hanım da çünkü sorularımızı geri çevirmedi. Açıkçası yanıtsız bıraktı. Hani bu da bizim tarafımızdan evet öyle bir ilişki var olarak algılandığı için size soralım birinci ağızdan. İlişki var mı? Çok teşekkür ediyorum. Bir ilişki yok. Size çok teşekkür ederim. Bu kadar söyleyeyim. Biz de teşekkür ederiz. O zaman sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Genel dal. Tamam. Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim. Böyle fotoğraf alsın. Teşekkür ederim. Hadi alayım mı böyle? Eyvah. Sen gir. Bir yardım mısın? Rica edeyim mi? Bir dakika, bir dakika. Çok anladım. Teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben şahsım adına söyleyeyim. Beraber bir zamanda bekliyorum sizi. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Burada değildim zaten. Olduğum zamanlarda yoğun bir şekilde çalıştığımdan bir yere pek gidemiyordum ama benim için uzun zaman sonra güzel bir etkinlik olacak. Yakında takip edin. Çok yoğunsunuz. Evet. Ve tabii ki başarı olmak için çalışmak gerekiyor. Evet. Yerine getirenlerden biriniz. Teşekkür ederim. Neler söylüyorsunuz? Geride kalıyor sizin için nasıl bir performans da böyle kapatacağız? Yoğun bir yıldı, güzel bir yıldı. Tabii ki çok yaşadığımız kötü şeyler de oldu yıl içinde ülkece. Ama yeni yılın inşallah artık böyle sağlıklı, güzellikle, bereketiyle gelmesini diliyorum. Güzel işler, güzel mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Yani şu anda film projesindeyiz. O da çok güzel gidiyor. Onun dışında bir şey diyemem şu an. İçerisinde sizin güzel tarafından baktığınız zaman da güzel şey. Evet, geçtiğimiz yılda hem evlendim, öyle söyleyeyim. Yani güzel geçti benim için. Özel hayatımda da çok güzel geçti, iş hayatımda da çok güzel geçti. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu açıkçası. Bundan sonra daha güzel olacak diye ümit ediyorum. Nasıl konuşuluyor? Daha çok yurt dışında mı olacaksınız, Türkiye'de mi olacaksınız diye? İşimi çok seviyorum. Cedi de işini çok seviyor. O yüzden biz kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir şey söz konusu değil. Proje bazlı. İşte gönlümüze yatan şeylere göre öyle gidip gelme şeklinde olacak diye düşünüyorum şimdilik. Biraz daha böyle Cedi Bey'e doğru mu kendinizi ayarlamaya çalışıyorsunuz? İkimiz de orta bir denge bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü ikimiz de bir bireyiz ve ikimizin de hani çok güzel kariyerleri var. O anlamda yapacağımız şeylerde tabii ki birbirimize danışıyoruz. Ama hiçbir zaman birbirimizin hayatımızda işimizle ilgili bir engel değiliz. Her zaman desteğiz o konuda. Merhaba. Bir konu, bir karar hakkında bir karar verilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu daha böyle, daha baskın
çıkıyor acaba? Açıkçası şanslı olduğumuz, ikimiz için de şanslı olduğumuz şeylerden biri belki o. Bir baskınlık söz konusu değil. Dediğim gibi her şeyi konuşarak ve ortak bir paydada buluşmaya çalışarak ikimizin de faydalarını ve zararlarını gözeterek karar vermeye çalışıyoruz. O anlamda çok dengeli bir ilişkimiz var diyebilirim. Projelerin de artık bundan sonra karar verme aşamasında bireye danışacak mıyız? Mesela bir projede belki kabul edip etmeyeceği diye düşündüğün sahneler olduğunda kendisine danışacak mısın? Sahneyle ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz. Çünkü bu benim işim ve ne gerekiyorsa, o karakter neyi gerektiriyorsa yapmam gereken şeyi her zaman yaparım ve de zaten buna her zaman destek olur. Ama tabii ki proje seçiminde benim gönlüme yatıyorsa onunla paylaşıyorum. O da zaten benim mutlu olacağım bir şeyi her zaman destekliyor. Son olarak bir yılbaşı mesajı alalım da gönderelim sizi fazla. İlk başta verdim aslında ama güzel, artık sağlıkla, huzurla ve mutlulukla bereketiyle bir yıl gelmesini diliyorum. Huzursuz ortamlardan çıkın, böyle gerçekten herkesin birbiriyle kucaklaştığı ve birbirine destek olduğu, aşağı çekmeye çalışmadığı bir yıl olsun. Biz de size hem mutluluk hem de aşağı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.